Merhabalar, günaydın. Hayırlı sabahlarınız olsun. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz pazara gidiyoruz. Son pazar. Ama evet, akışla da son pazarımıza gidiyoruz inşallah. Hayırlı bir şekilde şöyle bir akışlanın son pazarını görmeye gidelim. Ondan sonra da Allah'ın izniyle kendi memleketimize gidelim. Evet, Eymen önden gidiyor. Abisiyle bizi beklemiyor. Şöyle akışlanın manzarasını son olarak size göstereyim. Şöyle şu dağları falan. Eminim benim gibi siz de özleyeceksiniz. Böyle. Hadi bakalım biz yavaş yavaş gidelim. Sonra gün içerisinde yine görüşelim. Şimdi kahvaltımızı hazırlıyoruz. Menemen yapacağım. Şu an burada hava serin. Menemen çok güzel gider. Şöyle yerli domateslerle bir menemen yapalım. Şöyle biberlerim birazcık yumuşasın. Bu arada da ben de domateslerimi doğrayacağım. Şöyle kahvaltıda güzel bir menemen yapıp yiyelim ve sonra işlerin başına geçelim. İşler bizi bekler gerçekten. Domatesimi de ekledim. Şöyle domatesle beraber pişsin bakalım. Menemenimiz. Annem, balkona çıkacağım. Aa oğlum, balkon buz gibi. Hayır oğlum. Müthiş bir rüzgar var. Eymen bak, soğuk dedim sana, çıkma. Eymen çok soğuk, çıkma lütfen oğlum. Buz gibi ha. Arkadaşlar buralar gerçekten çok çok soğuk. Daha sabah saatleri olduğu için de Eymen'e çıkma diyorum. Ama dinlerse tabii ki. Menemenim pişti. Şimdi tuzunu atalım. Birazcık da karabiber. O da çok güzel olur. Pul biber ya da toz biber, kırmızı toz biber eklemeyeceğim. Acı olur. Eymen de yiyecek çünkü. Acı olunca çok yiyemiyor. Evet, şimdi şöyle düzelttikten sonra yumurtamızı dökelim. Evet, biraz kamera elimden oynadı. Şöyle her tarafına yumurtayı dökelim. Yumurtayı bu defa çırptım. Normalde ben yumurta çırpmadan ekliyorum menemene. Bu defa çırptım. Şöyle üzerini kapatayım. Yavaş yavaş yumurtamız pişsin. Evet, menemenimiz neredeyse hazır. Şöyle köşelerde pişmeyen yerleri açalım. Karıştırmayı sevmiyorum ben menemeni. Böyle hemen bu yumurtayı döktükten sonra... Bunu mu? Baloncuğu mu? Evet. Ezdim, tamam. Geri çıkıyor. Ay oğlum, tehlikeli ama. Ha tamam, tuttum ben. Tamam, Eymen ezdi. Aferin oğluma. Şöyle yapalım. Şuralar da iyi pişsin. Sonra menemenimiz hazır. Eymen çok acıkmış. Bir tane yapayım. Oğlum ama dikkat et. Şöyle ben tutayım, tamam. Dikkat et, tamam mı yavrucuğum? Çok acıkmış. O yüzden böyle yanı başımdan hiç ayrılmıyor. Anne hadi, anne hadi. Beni bak, beni bak. Egeşivesiyle konuşuyor Eymen. Anne, ezdim. Tamam oğlum. Oğlum yeter menemenimiz bence böyle. Hadi. Çok çok çabuk. Yaşayacağım çabuk. Tamam oğlum. Çok mu acıktın? Evet. Tamam, hazır oldu. Çok acıktım. Çok. Evet, şimdi altını kapatalım. Menemenimiz hazır. Menemenimiz hazır. Şöyle hemen ocağa koydum. Çayımız da hazır. Şöyle sarıp sarmaladım. Şimdi hemen birkaç tane de sıcak ekmek yapacağım. Menemen soğuyana kadar. Ondan sonra inşallah biz kahvaltıya geçelim.
Olur mu? Görüşmek üzere gün içerisinde. Şöyle hemen hamur malzemelerimi. Şöyle dolapta da hamurum var arkadaşlar. Yani hazır. O yüzden hemen yapmaya geçeceğim. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Gardırobumuzu boşalttık. Şu an şunlar sadece gidene kadar giyeceklerimiz. Bu eşimin gardırop tarafı. Onun dolapta onun olduğu şey tarafı. Elbiselerin. Yani onun bölümü. Ay söyleyemedim gitti yani. Şurada valiz dolu. Koli dolu. Şöyle kitaplarımız falan. Bir de benim bölüme bakalım. Evet şimdi de gardırobda bana ait olan bölüm. Şöyle boşalttık. Birazdan göstereceğim. Hep valizlere koyduk. Benim de günlük giyeceklerimi bıraktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toparlanıyoruz. Orada da böyle işte böyle kişisel bakım malzemelerim ve dediğim gibi günlük kıyafetlerim. Şimdilik gardırobumuzu boşalttık arkadaşlar. Şöyle çekmecelerimizi boşalttık. Evet ikinci çekmecede onu da şöyle boşalttık. Şöyle yine eşimin günlüğü kalmış. Kapatıyoruz. Şöyle şu valizlere koyduk. Benim ve eşimin kıyafetleri, kışlıklarımız işte kısacası kıyafetler. Şöyle şunu da göstereyim. Şöyle portmantomuzu da boşalttık. Yine böyle günlük giyeceklerimizi bıraktık arkadaşlar. Artık son demler. Dediğim gibi toparlanıyoruz. Bir şu eğmenin çekmecesi. Onu da birazdan şey yapacağız. Onun kolay hemen. Ona da ayrı valize. Şöyle yazlıklarını hemen ayırdım. Şöyle. Birazdan eğmenin çekmecesi de onunki 10 dakika alır. Şöyle onunki de komple küçük bir valize koyarız. Ayakkabıları şöyle şu koliye koyduk. Ben yetişemedim de çekmek için. Eşim böyle koliye hemen bantlamış. Tekrar zahmet vermek istemedim. Şimdi tamam dedi açayım mı? Yok dedim artık yetişemedim. Hiç zahmet olmasın. Değil mi böyle baya baya bir bantlı yapmış, kolilemiş. Ayakkabıları oraya koyduk. Şimdi birazdan da şöyle bizim şöyle şu tarafı hani böyle büyük ambalajlarda olan işte gördüğünüz gibi kurutmalıklarım işte yağım çünkü başka yer yok böyle şöyle bir yüklük var şöyle göstereyim size orada yataklarım yastıklarım falan var şöyle şuraya işte unumu şekerimi yani miktarı fazla olan şeyleri böyle o yüklüğün altında şöyle bir yer var oraya koydum geriye kalanı da şöyle bir korniş taktık bir perde taktım hani görünmesin diye birazdan da eşim şimdi koli bantlıyor bunları da kolileyeceğiz şöyle biraz karışık görünüyor ama dediğim gibi hani toparlama yapıyoruz ya biraz karıştı şöyle büyük ambalajda olan deterjanlarım. Şunlar da zaten kolide, tabaklarım falan öyle. Şimdi dediğim gibi birazdan bunlar da kolilenecek. Şimdi gördüğünüz gibi ses biraz rahatsız edebilir. Şöyle eşim kolileri daha sağlam olsun diye bantlama yapıyor. Birazdan bu kolilere malzemelerimiz, bakliyatlarımız ve deterjanlarımız girecek arkadaşlar. Evet şimdi koliler hazır. Şöyle eşim bakliyatlarımızı kolye yerleştirecek. Artık şu an hazırlığımızı yapalım. Anne bakın bıçak. Aa, çok güzel oldu. Tabii eğmen bir yandan. Şimdi böyle birazını şey yapalım. Geriye kalanını eğmen uyuduktan sonra artık gece kaşlara kadar yapabilirsek arkadaşlar. O şekil bir kenara koy.
Bu koli tamam. Geriye kalanları da şu deterjanları da ayrı koliye koyarız. Biraz bakliyat kaldı. Evet, şimdi deterjanlarımızı şöyle derin bir koli eşim ayarladı. Şöyle deterjanlarımızı da ekleyelim. En sağlamı koli arkadaşlar. Kolilerimiz de bayağı kalın olan tarzdan. İşi eşim bana göre daha iyi yapıyor. Ben böyle çok becermem. Hazırlarım, onun önüne koyarım. Oğlum kenara çekilir mi? Çekilir mi? Neymen? Şöyle. Yavrucuğum bak, bak. Oğlum. Eğmeyin, bak girme oğlum. Ya işte biz bayanların da bu ıvır zıvırları acayip fazla değil mi arkadaşlar? Deterjan dedi mi biz böyle her şeyi unutuyoruz gerçekten. Çeşit çeşit deterjan. Aslında çok deterjan kullanmayı sevmem de çok çeşit. Artık bu defa böyle oldu. Artık deterjanda da sadeleştim. Sadece 1-2 tane kullanacağım. Bunun haricinde hayır. Böyle çeşit çeşit deterjan olmayacak artık. Şimdi ilçedeydik ya, merkeze gitme imkanımız yoktu. Böyle 2-3 tane alıyorduk ki her zaman şey yapmayalım. Şehir merkezi bize uzaktı. O yüzden mecbur böyle fazladan alıyorduk ki mağdur olmayalım. Evet, bu koli de sanırım şey oldu. Bu kolimiz de tamam. Şunları belki kolilemeyiz. Belki onları normal bir çuvala koyarız. Çünkü onlar kırılacak tarzda değil. Evet, bu kolimiz de tamam. Şimdilik böyle. Ondan sonra geriye kalanını da eğmen uyuduktan sonra başlarız. Şimdilik böyle olsun bakalım. Evet, şimdi bunca yorgunluğun üzerine... Şimdi ben dedim ki pratik ve hızlı olsun, çok yorucu bir yemek olmasın diye. Şu an fırında yemek var, sebzeli tavuklu yemek. Fırın açıkken de şöyle dediğim gibi şu yorgunluğun üzerine bir anne keki yapalım. Malzemelerimiz burada şimdi 3 yumurta odasısında 1 su bardağı toz şeker. Şöyle 1 su bardağı yine odasında sütüm var. Yağı da yine aynı bardakla ölçüp koyacağım. 1 su bardağı. Ve burada da şu bardaktan, yani 200 milimlik bardaktan 2 su bardağı un var. Vanilya ve kabartma tozumu da hep beraber undan eledim. Evet, şu an fırında da tavuklu sebzeli yemeğim var. Gördüğünüz gibi. Yemek... Az kalınca, yani pişmeye yakın, ondan sonra kekimin hamurunu, harcını yapmaya başlayacağım. Bu arada Eymen de sabırsızlanıyor. Anne, kek hamurunu ben çırpacağım diyor. O yüzden mızmızlanıyor. Ocakta da şeyim var. Piknik tüpünde de pirinç pilavım var. Bu kadar işte yorgunluktan sonra hani toparlanmak şu bu falan. Dediğim gibi şöyle daha kolay bir yemek olsun dedim. Ama işte yine de biz bayanlar ne deriz her zaman annemizin dediği gibi. Fırın ısındıyken şöyle güzel bir anne keki yapalım. Çayımızın yanına koyalım. Öyle. Şurada da gördüğünüz gibi dedim ya, piknik tüpünde de pirinç pilavımı koydum. Hani fırın yemeğinin yanına çok yakıştığını düşünüyorum. Ki zaten o tür yemeklerin yanında muhakkak pilav yapıyorum ki ekmek çok tüketmeyelim. Şimdi hadi bakalım kekimizin harcını yapmaya geçelim. Yumurtayla şekeri şöyle tam beyazlaşana kadar, iyice köpürene kadar şöyle çırpıcıyla iyice mikserimle çırptım. Şimdi sıvılarını koyalım. Şöyle anne, odasında anne. Bir su bardağı sütümüz. Annem. Efendim oğlum. Bakabilir miyim? Oğlum bir saniye yavrucuğum ya. Anne bakmadım. Neye bakmadın? Anne bu tarzda güzel oğlum, mi? Oğlum hayır, da un eklemedik ki. Ununu ekleyelim sonra oğlum. Evet, şöyle yağımızı da ekleyelim. Eymen yavrucuğum dur bak, dökmeyesin. Anne bakmadım.
An bakmadım. Oğlum tamam. Şimdi sıvıları da güzel çırpacağım. Sıvıları da ekledim. Şimdi şöyle unun önce bir yarısını ekleyeceğim. Evet, şöyle yeterli. Çırpıp sonra diğer yarısını ekleyeceğim. Şimdi geriye kalan diğer unumu da ekledim. Öyle karıştırıp sonra mikserimi açacağım. Anneciğim, iyice karıştıracağım. Anneciğim, efendim oğlum, efendim. Tadına bakmadım. Yavrucuğum tamam, çırpacağım, tadına Teyze, bakacaksın ama. Tadına bak. Şimdi şöyle kek harcımız hazır. İyicene çırptım. Şöyle yağladım fırın tepsim. İçine dökeceğim. Bu defa fırın tepsisinden yapmak istedim. Normalde kek kalıbım var ama baktım dolapta hani ne margarin ne de tereyağı kalmamış. O kalıpları da yağlayıp unlamayınca çıkmıyor. O yüzden bugün tepside yapacağım. Evet, harcımı döktüm. Şöyle tepsimi bir iki defa tezgaha şöyle tıklattım. Şu baloncuklar sönsün diye. Şimdi en sevdiğim şey anne kekinde. Şöyle susam, bol susam. Anne kekinde gerçekten onu çok seviyorum. Böyle bol susamlı anne keki harika oluyor. Yemek artık pişti. Çıkaracağım şimdi. Kekimi hemen fırına süreceğim. Evet. Zaten anne keki çok çabuk pişen bir kek. Şöyle kekimi orta kata sürdüm. Evet. Hadi bakalım. Kekimiz, anne kekimiz pişsin bakalım. Anne kekimiz fırından çıktı. İlk soğuğu çıksın. Aman ilk sıcağı çıksın. Öyle keselim. Ve yemeklerimiz, pilavım, tavuklu sebzeli fırın yemeğim. Evet, bu akşamki menümüz böyle arkadaşlar. Anne kekimi dilimledim. Şöyle. Evet. Gayet de yumuşacık. Güzel oldu o. Şöyle kenarlarında ben çok seviyorum. Onları kendime şöyle küçük küçük kestim. Öyle kıtır olunca çok hoşuma gidiyor. O yüzden bazen arada böyle tepside yapıyorum ki kenarları böyle olsun. Çayın yanına harika oluyor. Bilmem benim gibi öyle sevenler var mı? Hatta bazen eşimle o bana diyor, ben ona diyorum. İkimiz de çok seviyoruz. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar olsun. Biz şimdi yemeğe geçelim. Ondan sonra çayımızı koyalım. Çayımızın yanına da anne kekimizi koyalım. Sizinle beraber canlı yayın yapalım. Hepinizi beklerim. Lütfen destek olmanızı rica ediyorum. Çünkü saat olarak çok gerideyim. Desteklerinizi bekliyorum. Lütfen kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. İnşallah bir dahaki videolarda, canlılarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizi en güzel yere Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.